Merhaba, hem kampüste hem de online olarak tercih tanıtım günlerimiz devam ediyor. Bizim de Think Talk yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Sibel Özgen yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Nasıl geçiyor tercih tanıtım günleri? Çok güzel. Oldukça yoğun. Keyifliyiz ve keyfimiz de yerinde. İyiyiz. Hocam, bölümümüzün özellikleri, farklılıkları diyeceğim ama ben o kadar iyi biliyorum ki çok fazla farklılığımız, özelliğimiz var. Yani oldukça fazla, ders programımızdan uluslararası ilişkilerimize kadar. Biz kendi çizgimizde her zaman kendimizi, kendi koyduğumuz hedeflerde daha da iyiye doğru gitmeye çaba gösteriyoruz. Yeditepe'de kurulmuştu değil mi hocam, evet, bu bölüm zaten? İlk 2003 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde kuruldu. Yaklaşık 20 yıllık bir mazimiz var. Bu da demektir ki hem ulusal hem de uluslararası alanda her yerde bir Yeditepe mezunuyla karşılaşıyorsunuz. Şimdi hani farklılıklarınız nelerdir diye sordunuz. Ben ders programımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi biz her yayınımızda anlattığımız gibi çok multidisipliner bir bölümümüz. Bir sürü disiplini içinde barındırıyoruz. İşte işletme, kültür, sanat, pozitif bilimler. Şimdi bir yere kadar tek tip ders programıyla ilerleyebildik. Ama teknoloji çok hızlı değişiyor. Gıda endüstrisi çok hızlı değişiyor. Beklentiler, sektörün beklentileri çok hızlı değişiyor. Sonra bir baktık ki tek tip elbise herkese uymuyor. Öğrencilerimizin bir kısmı bu işin biraz daha sanat yönünde ilerlemek istediler. Bir kısmı biraz daha tasarım, bir kısmı Ar-Ge ayağında gitmek istedi. Bir kısmı da yok, hayır, ben klasik bu işin aşçılık ayağında ilerlemek istiyorum dedi. Biz de oturduk bundan 4 sene kadar önce. Ders programlarımızı önümüze koyduk ve programımızı konsantrasyon alanları yaratarak modüler hale getirdik. Şimdi bu işin aşçılık, biraz daha mutfak ayağında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz normal ders programımızı, klasik 4 yıllık ders programımızı takip ediyorlar. Biraz daha böyle Ar-Ge, yeni ürün geliştirme, işte büyük endüstriye yönelik bu toplu üretim yapan yerlerde Ar-Ge şefi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz için programımızın içine 6 tane seçmeli dersi çıkarttık. Onun yerine gıda mühendisliği bölümüyle bir anlaşma yaptık ve 6 tane oradan ders koyduk. Bu programın adına da Culinary Science Modülü dedik. Bu Amerika'da benzeri olan bir program. Zaten ben de oradan görmüştüm. Bu işin birazcık daha sanat ayağında ilerlemek, yemek stilistliği, yemek fotoğrafçılığı, biraz daha yaratıcılık ayağında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için gene bu 6 dersin yerine bu sefer plastik sanatlar ve resim bölümünden ders koyduk, 6 tane. O modülün adına da gastroartoloji dedik. O dünyada hiç yok. Hem ulusal hem uluslararası alanda patentledik. Bu işin biraz daha bilgisayar destekli, logo tasarımı, marka tasarımı ayağında ilerlemek isteyen öğrencilerimiz vardı. Onlar için de grafik tasarım bölümüyle bir anlaşma yaptık. O programın adına da food design dedik. Şimdi öğrencilerimiz ilk 2 yıl okuyorlar birlikte. 2. yılın sonunda, yani 3. yılın başında bizim 6 tane, yani 2 yıla yayılmış seçmeli dersimiz var. Biz öğrencilerin önüne bu 4 ders programını birden koyuyoruz ve diyoruz ki bunlar içinden bir tanesini seç. Öğrenci daha sonra o ayakta ilerlemeye başlıyor. Bir takım dersleri birlikte alıyor. Gastronomi, klasik gastronomi eğitimi alan öğrencilerle. Diğerlerini de seçtiği modülün öğrencileriyle birlikte alıyor. Tabii bu bize ne getiriyor? Bir uzmanlık alanı getiriyor öğrencimize. Çünkü mezun olduğunda diplomasına ek uzmanlık alanı sertifikasını da alıyor. İki, kampüs olmanın avantajını sonuna kadar yaşıyoruz. Burada bir sürü bölüm bir arada. Öğrenciler aynı sıralarda oturuyorlar. Buradan mezun olduklarında, buradan çıktıklarında zaten iş arkadaşları da gene farklı disiplinlerden bir araya gelerek kurulmuş takımlardan oluşuyor. Daha buradan çıkmadan birlikte çalışmayı, birlikte düşünmeyi, birlikte yol almayı öğrenmiş oluyorlar. Hocam, yani sanki şu anlamda da çok şanslılar. Ola ki aslında bu bana göre değilmiş dediği noktada da önüne bir anda bir sürü seçenek sunuluyor. Dört tane seçenek sunuyorsunuz. Yani ben, evet. Şimdi biz şunu yaşadık ama Elif Hanım, biz yani öğrenciyi dinleyerek zaten bunu yaptık. Çok oldu bu. Geliyor diyor ki ben seçmeli ileri pastacılık almak istemiyorum diyor. Ben bu işin stilistik ayağında yürüyeceğim. Kalıyorduk.
Şimdi ne oldu? Baştan öğrenci 2 senenin içinde karar veriyor. Bu ayağında mı, şu ayağında mı, nerede yürüyeyim? Tak önüne çıkıyor programı. Yalnız pardon sözünüzü kestim. Şimdi her 4 programda da 2 tane staj zorunluluğu var. O ortak. O ortak. Şimdi birinci stajı zaten daha modüle ayrılmamış oluyorlar. Konsantrasyon alanlarına ayrılmamış oluyorlar. Birinci stajlarını 5 yıldızlı bir otelde yapma zorunluluğu var. Onu da neden öyle istiyoruz? Her alanını görsün istiyoruz. Otelde görüyor. Eğer öğrenci derse ki hayır ben 5 yıldızlı otele gitmek istemiyorum. O zaman tek alternatif var. Yurt dışında bir sürü yerle, Michelin yıldızlı yerle anlaşmamız var. O zaman öğrencimiz o otel şeylerden, Michelin yıldızlı yerlerden birini seçip oraya gidiyor. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki bütün sorularım staj, uluslararası işbirlikleri hepsini. Hocam şöyle bir durum vardı yine sizin önerinizle. Ülker'den ödül almış öğrencilerimizle biz Think Talks çekmiştik. Onlar Ar-Ge ayağında ilerleyenler. Evet ama aralarında 3 bölüm birden okuyan vardı. Evet. Biraz da çift ana dal yan dal imkanından da bahsedebiliriz. Çünkü belli ki hani çok da ortak derslerin olması biraz da işi kolaylaştırıyor mu? Şimdi öğrenci modül programını seçiyor ya. Zaten kendi uzmanlık alanını seçmiş oluyor. Evet. Şimdi modül programı öğrenciye ek bir ders yükü getirmiyor. Not ortalaması zorunluluğu da yok. Bir tane ders programında ilerliyor. O zaman programında çift ana dal ve yan dala bayağı bir yer kalıyor. Öğrenci uzmanlık alanına ek olarak kendisini beslemek istediği alanla da çok rahatlıkla çift ana dal, yan dal yapıyor. Biz çift ana dalları yaparken öğrenciyi dinliyoruz. Ondan gelen gene isteklere bakarak karşılıklı anlaşmalar yapıyoruz. Bizim 18 tane bölüm üniversite içindeki 18 bölümde çift ana dal anlaşmamız var. Hocam bir de tabii ki bu sene bizim en büyük gururlarımızdan biri de Google Arts and Culture'ın Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüyle yaptığı işbirliğiydi. Şimdi bildiğiniz gibi bizim UNESCO'nun ikiz üniversiteleri ağıyla bir tanınırlığımız var. Ya işbirliğimiz var. Türkiye'de tek gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz bu alanda. Sonra bizim Fransa'da Ducasse pastacılık okuluyla sertifika programımız var. Öğrencilerimiz Fransa'ya gidip eğitim alıyorlar. Sonra Birleşmiş Milletler Auburn University'nin kampüste açlığa karşı farkındalık yaratmak üzerine bir programı var. Türkiye'den tek katılım sağlamış olan bölüm biziz. Boston Üniversitesi bu başarılarımızı gördü. Bizimle yüksek lisans işbirliği yapar mısınız dedi. Benim öğrencim hiçbir sınav şartı olmaksızın 3 ve üstü tutturan öğrencilerim otomatik olarak Boston Üniversitesi'ne yüksek lisansa kabul ediliyorlar. Şimdi böyle olunca bir de dedim 20 yıllık bir geçmişimiz var. Her yerde ağımız, elimiz, kolumuz, mezunumuz var. Google'da herhalde ararken bizi bulmuş. Bir de patentli ürünümüz var bizim. Bir de dünyada yazılmış ilk culinary science textbook'u ben yazdım. Bir sürü yerde dünyanın bir sürü yerinde zorunlu ders kitabı olarak okutuluyor. Tabii bunlar arama motorunun kendisinde de çıkan şeyler. Bize bir teklifle geldiler. Dediler ki yaptıklarınızı bizim portalımızda size sayfa verelim. Paylaşmak ister misiniz? Yaklaşık 400 küsür tane fotoğraf ve içerikleriyle hem programımızı, hem Türk mutfak kültürünü, hem de Türkiye'yi tanıtmak için elimizden gelen çabanın en iyisini göstermeye çalışıyoruz. Evet, sayfayı da incelesinler hocam. Ay, çünkü gerçekten çok, çok güzel. Evet. Çok güzel. Hem bizim hem bence ulusal önemli, milli bir görev yapıyoruz. Yani bence hepimizin gururu bir sayfa. Bir başarıyı da öğrencileriniz kazandı ve Think Talks'ta da yine böyle sizden, bölümden aşkla bahsettiler. Valla biz de onlardan. Yani çünkü her çalışmamızda hiçbir şey tek başına olmuyor ki. Çok güçlü bir akademik kadromuz var ama çok güçlü bir öğrenci takımımız var. Onlardan aldığımız desteklerle yapıyoruz zaten. Her bir projede öğrenciler çalışıyor. Hepsinde. O genç bakış da çok güzel bir şey. Enerji, dinamik, enerjik, teknolojiyi takip ediyorlar, yüzleri gülüyor, enerjileri yüksek. Ama işte sizin dediğiniz şeyi de orada ortaya koyabilmişlerdi. Hani diyorsunuz ya gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde branşlara ayrılıyoruz ve şimdi orada bir ürünü her anlamda ortaya koyarak. Yani
ürünün yapımından pazarlamasına, paketlemesine, tasarlamasına, her aşamasını sıfırdan kendileri yaptılar. Hatta ürünü de ortaya koyan evet, bir tek. Tek. Evet. Yani 4000'den fazla öğrenci katılmış bütün Türkiye'den. Bizim öğrencilerimiz tarihinde ilk katılan gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri derece alan Türkiye ikincisi oldular. Evet. Evet. Bir de bu arada bu uluslararası başarılarımızdan bahsederken Boston Üniversitesi'ndeki yüksek lisansı söyledim. Bizim bir de kendi yüksek lisans programımız var. Evet. Türkiye'de açılmış yine ilk gastronomi ve mutfak kültürü, gastronomi ve mutfak sanatları değil, gastronomi ve mutfak kültürü yüksek lisans programını hayata geçirdik geçen yıl. Çok teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok hocam. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın.